Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Şimdi de dolar-tl analizi diyeceğiz. Evet, değerli dostlar, dolar-tl konusunda bugün 6 seviyelerine kadar, hatta 6 seviyesinin de aşağısının test edildiği bir güne tanık olduk. 5.99-16 seviyesiyle son günlerde en düşük seviye olarak görmüş olduğumuz nokta diyebiliriz. Arkadaşlar, bugün dolar-tl'yi etkileyebilecek çok ciddi bir haber akışı yoktu. Sadece Merkez Bankası'nın son günlerde yapmış olduğu çeşitli dolar-tl'yi dizginlemek noktasındaki açıklamalarına ek olarak bugün repo ihalesi açtığını ifade etti. Açmadığı günlerde dolar-tl'nin biraz daha yukarı yönlü hareket eğilimi içerisinde olduğuna tanık oluyorduk. Fakat bugün repo ihalesi açtığını beyan etti. Bunun haricinde kredi garanti fonundan yaklaşık 10 bin adet KOBİ'nin yararlanabileceği şekilde 1,25 milyar TL civarında bir desteğin oluşabileceği ve bu desteğin geçmişte kredilerini ödeyememiş olan KOBİ'lerin yapılandırılması anlamında, kredilerin yapılandırılması anlamında da geçerli olabileceğine dair bir açıklama geldi. Bütün bu faktörlerle birlikte Dolar-TL'nin piyasadaki likidite bolluğunun dün de bu anlamda bir adım atılmıştı biliyorsunuz. Zorunlu karşılık oranlarının artırılmasıyla alakalı olarak piyasadan 4,2 milyar dolar civarında bir doların çekileceğiyle ilgili bir gelişme yaşanmıştı. Bütün bu unsurların beraberinde Dolar-TL'de zayıf ve güçsüz bir seyrin devam ettiğini görmekteyiz. Zira sizleri son günlerde sürekli olarak Dolar-TL'nin zayıf seyrine, güçsüz seyrine dikkat çekiyorum. 6-10 üzerinde tutunamayan, 6-10-6-15 direnç bölgesini aşamayan Dolar-TL için 6 seviyesine doğru öncelikli olarak geri çekilme eğiliminin gündemde olabileceğini, direnç noktaları kadar destek noktalarının da çok yakından takip edilmesi gerektiğini ve yine özellikle S400'ler konusuyla ilgili olarak takvimin daralmasıyla birlikte Dolar-TL'deki tansiyonun daha da fazla artması gerekiyorken şu anda önemli bir sükunetin ve sakinliğin olması hususuna da ayrıca bir önem vermek, ayrıca dikkat etmek, neden bu gevşeklik söz konusu dur şeklinde düşünmek üzere sadece ve sadece doların birkaç gün içerisinde büyük bir atak yaparak ileri seviyelere ulaşacağını beklemenin doğru olmayacağını, mutlaka bir B planınızın da gerileme eğilimi söz konusu olur ise, kritik destekler kırılır ise hangi seviyelere dikkat etmeniz gerektiğini veya hangi noktada nasıl bir adım atacağınızı bugünden belirlemeniz gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum değerli dostlar. Evet, dolar TL her ne kadar 6 seviyesine kadar geri çekilmiş olsa da 6 seviyesi güçlü bir destek konumunda. 5.98 ile 6 aralığındaki bölgeden son dönemlerde olduğu gibi yine tepki bulma eğilimini gösteriyor ve şu anda da 6.03 seviyelerinde. Zira dolar endeksinde olumlu bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Şu anda 68'ler seviyesine yakın bir konumda bulunuyor. Bu durum dünyadaki diğer veriler itibariyle de kendisini hissettirmekte. Dolar Japon yeni karşısındaki değer kazanımını devam ettiriyor. Yine euro dolar bazında baktığımız zaman euro karşısındaki değer kazanımını devam ettirdiğini ve 1.12 seviyesi üzerinde tutunamayan bir dolar seyrine tanık, dolar euro seyrine tanık olduğunu görmekteyiz. Altın fiyatları tabii ki bu tablo dahilinde doların güçlü olduğu günlerde zayıf bir seyir içerisinde bulunuyor ve tekrar 1.280 dolar aşağısına gelmiş durumda. Sevgili dostlar, an itibariyle 6.03'ler civarında bulunuyoruz ve teknik detaylara bakacak olur isek görmekte olduğunuz grafiğimiz haftalık bir grafiktir. Bu haftalık grafiğimiz itibariyle sevgili dostlar, bu haftaya başlarken pivot seviyemiz 6.07.88, özetle 6.08 noktasıydı. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 6.15 seviyesine doğru bir atak söz konusu olabilirdi. Zira bu hafta itibariyle en yüksek değer olarak 6.11 seviyesi görüldü. Ancak 6.07.50, 6.08 bölgesindeki pivot seviyemizin, haftalık pivot seviyemizin aşağısında kalınması durumunda ise 6 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme mümkün olabilirdi. Zira bugün bu geri çekilmeyi yaşadık. Hafta içerisinde 6 seviyesinin kırılması durumunda 5.98 seviyesindeki ara desteğimiz de önemli olmakla beraber bu seviyenin aşağısında 5.92 seviyesi ön plana çıkmakta. Sevgili arkadaşlar, bu grafiğimizin bir diğer önemi ise
5-13'ler seviyesine kadar geri çekilmiş olan doların 7.20 ile 7.20 bölgesindeki noktalarını referans olarak kabul ettiğimiz zaman, şurada görmekte olduğunuz üzere ve sürekli olarak sizlere çok önemli bir dirençtir diye vurguladığım 6.17.50 seviyesindeki direnç noktasını görmektesiniz. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça ve bu seviyenin aşağısında kalınan süre uzadıkça, 6 seviyesine yakın, 6 seviyesindeki desteğin son günlerde ciddiyetle zorlandığını da dikkate aldığımız zaman, 6.17'nin aşılamadığı süreç uzadıkça 5.92'ye doğru bir geri çekilme riski biraz daha artmış olacaktır her geçen gün. Özellikle 5.98-6 seviyesindeki destek son günlerde fazlasıyla zorlanıyor. Bir yandan o desteğin, bu bahsetmiş olduğum desteğin kırılmamış olması her geçen gün biraz daha güçlendiği anlamına gelmekle birlikte, ısrarla sorgulanıyor olması ise kırılma ihtimalinin de dikkate alınması gerektiğini, bu durumda ise 5.92 seviyesinin öncelikle dikkate alınması gereken bir destek konumunda olduğunu, bir Fibonacci desteği konumunda olduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, bu grafiğimizden ayrılmak suretiyle günlük grafiklere bakalım. Günlük grafiklerimizde ise arkadaşlar ön plana çıkan, az önce sizlere ifade ettiğim 5.98 desteğimizi görmektesiniz. 5.98 desteğinin üzerinde kalınması durumunda %23.6'ya denk gelmekte olan 6.14.66-6.15 seviyesi ilk önemli direncimiz konumunda bulunuyor. Ancak bu direncin üzerine çıkılma yönünde bir atak söz konusu olsa bile, az önce ifade ettiğim 6.17.50 direnci çok çok daha önemli bir direnç konumundadır. Bugün itibariyle arkadaşlar, şuradaki günlerde olduğu gibi 5.98 seviyesinin test edildiğini, daha doğrusu bu desteğe yönelik bir geri çekilmenin oluştuğunu, ancak şu bölgenin hala korunan ve güçlü kalmaya devam eden bir destek özelliğini devam ettirdiğini görmekteyiz arkadaşlar. 38.2'ye denk gelen 5.98-59 seviyesindeki desteğimiz. Bu desteğin kırılması durumunda ise %50 Fibonacci destek noktamız olarak görülen 5.85 seviyesi, 5.86 seviyesi gündeme gelebilecek olan bir Fibo desteği olarak karşımızda bulunuyor. Şayet %23.6'ya denk gelmekte olan 6.15 seviyesindeki direncimizin aşılması durumunda ise 6.40 seviyesine doğru hareketliliğin devam edebileceğini, 6.20-6.23 bölgesinde geçtiğimiz günlerde test edilen direncin henüz çok güçlü bir direnç olup olmadığı konusunda şüphelerin bulunması nedeniyle bu direncin biraz daha kolay aşılabilme ihtimalinin mevcut olduğunu her fırsatta söylüyorum. Ancak bunun için ön koşul 6.17-50 seviyesinde kapanışların gerçekleşebilmesidir. Değerli dostlar, hassas çizimlerimizin bulunduğu grafiğe geldiğimiz zaman, dün itibariyle şurada görmekte olduğunuz sarı yükselen bandımızın son dönemlerde sürekli olarak bir destek ve tepki noktası olarak çalıştığını, ama dün itibariyle bu seviyenin 6.06.42 seviyesine denk geldiğini, bu seviye aşağısında bir kapanış olması durumunda geri çekilme eğiliminin 6 seviyesine doğru devam edebilme riskinin daha çok önemsenmesi gerektiğini ifade etmiştim. Zira dün 6.06.39 ila kapanış oldu. Bir anlamda bu noktada kapanış, yani bu sarı hattımızın belirlemiş olduğu destek noktasında kapanış olduğunu düşünebiliriz. Ama netice itibariyle bu seviyeye çok yakın bir noktada kapanış olması, daha doğrusu 6.06.42 seviyesinin aşağısında gerçekleşen bir kapanışın gerçekleşmiş söz konusu olmuş olması, genel anlamda bir güç kaybının oluştuğunu ifade etti. Arkadaşlar, az önce yanlış bir ifade kullandım. 6.06.42 seviyesi ile 6.06.39 seviyesi birbirine çok yakın seviyeler olabilir belki, ama özellikle üzerinde durulması gereken nokta şuydu. Bu seviyeler birbirine çok yakın olsa bile nötr bir kapanış olduğunu düşünebiliriz. Yani 6.06.42 seviyesinin üzerinde en azından 6.07'ler civarında bir kapanış söz konusu olsaydı, biraz daha bu destek noktasından uzak bir kapanış olması nedeniyle olumlu bir düşüncemiz olabilirdi, ama bu nötr kapanış gereği geri çekilmenin birazcık daha ön planda olduğunu düşünmek gerekebilecekti. Zira bugün itibariyle tabloya baktığımız zaman ise arkadaşlar 6.08'ler ötesine geçilemediğini ve bu seviyeden başlayan geri çekilme eğiliminin özellikle 6.06.42 noktasındaki bu destek noktasının aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte, şurada gördüğünüz beyaz eğrimiz olan ve 6.02.37 olarak tanımlanmış olan 20 günlük hareketli ortalamanın da
aşağısına inilmek suretiyle 6 seviyesinin test edildiğine tanık olduk. Gün içerisinde önemli bir süre 6.02-6.02.50 civarında bir seyir vardı ama özellikle kredi garanti fonuyla ilgili olarak gelen açıklamalar bu açıklamaya bağlı olarak bir anda dolar TL'ye ani bir satış baskısı yarattı ve 6 seviyesinin aşağısında 5.99-16 görüldükten sonra tekrardan yukarı yönlü bir tepkiyle 6.03'ler seviyesine ulaşan bir seyre hakim kılındı. Şimdi değerli dostlar 6.03'ler civarında bulunuyoruz ve şurada görmekte olduğunuz yeşil kesik çizgilerimizin bulunduğu nokta bu sarı yükselen trendimizin aşağı kırılması durumunda ilk dikkat etmemiz gereken destek seviyesi idi. Aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamamız da bu noktada önem taşıyan bir konuma sahip. Zira kesik çizgilerimiz, yeşil kesik çizgilerimiz 5.99-71 seviyesini tanımlıyor. O halde 6 seviyesinin aşağısına gerilemelerde 5.98 ve 6 aralığını yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu seviyeden eğer tepki bulunamıyorsa bugün olduğu gibi hızlı bir şekilde anlık bir şekilde bu bölgeler görüldükten sonra hızlı bir şekilde 6 seviyesinin üzerine atılımlar söz konusu olamıyorsa bu durumda 5.98 desteğinin tehdit altında olduğunu düşünebiliriz. Ve böyle bir tablo karşısındayız arkadaşlar. Şurada görmekte olduğunuz 5.99'un aşağısındaki kapanışların oluşması durumunda üst üste 2 kapanış genel ifadeyle 6 seviyesinin aşağısında gerçekleşirse bu durumda 5.91 seviyesine 5.92 seviyesine doğru geri çekilmenin hız kazanabileceğini bu grafiklerimiz itibariyle de görebilmekteyiz. 120 dakikalık grafiklerimiz bazında arkadaşlar konuya bakacak olur isek birkaç gün öncesinde oluşan bir kanalımız vardı, yükselen bir kanal vardı. Bu kanalın aşağısına 6.10'lar civarında geri döndük ve buranın dönüşüyle birlikte şuradaki düşen kanal bandımız bir destek konumunda takip edilmeliydi. Dün itibariyle bu desteğe direkt olarak yaklaştık ama buradan bir tepki bulduk. Fakat bugünkü gelişmeler sonrasında şuradaki 2 saatlik fibo direncimiz olarak görülmekte olan 38.2'ye denk gelen 6.06-6.07 üzerinde kalınamadığı için ki dünkü analizlerde özellikle 6.050-6.07.50 bölgesinin üzerinde kalınamadıkça aşağı eğilimin ön planda olacağını özellikle vurgulamaya çalışmıştım. Bu durumda arkadaşlar buradaki destek noktamızın da aşağısına anlık bir sarkma şeklinde yaşandığını görüyoruz. Ancak şu an itibariyle 2 saatlik dilim adına baktığımız zaman 6.01.38 seviyesi şuradaki alçalan bandın destek konumu olarak ortaya çıkıyor. 6.01.38 aşağısına gelinmedikçe veya geri çekilmelerde bu seviye bir tepki noktası özelliğini taşıdıkça dolar TL'nin yeniden 6 üzerinde tutunmak adına niyetinin ön planda olabileceğini düşünebiliriz. Ancak değerli dostlar 6.01.38 olarak tanımlanan şu kırmızı hattın aşağısında 2 adet üst üste 120 dakikalık yani toplam 4 saatlik bir süre içerisinde 6.01.38'in aşağısında bir kalınma söz konusu olursa bu durumda öncelikli olarak 5.98'e doğru bir geri çekilme riskinin gündemde olabileceğini ve bu desteğin her ne kadar güçlü bir destek olsa bile hiçbir destek kırılmayacak kadar, hiçbir direnç aşılmayacak kadar güçlü değildir prensibinden hareket etmek suretiyle, hiçbir şeyi imkansız görmemek suretiyle 5.98 seviyesine kısa vadeli pozisyonlar adına dikkat etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Gelelim arkadaşlar Viyop kontratları açısından durumun ne olduğuna. Mayıs ayı itibariyle arkadaşlar Viyop kontratlarımızda dün itibariyle verilen pivot verileri 6.06.70'in aşağısında kalınırsa sırasıyla 6.05, 6.02 ve 6 seviyesine kadar bir geri çekilmenin olabileceğini, bu virajlara önemli dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Nitekim arkadaşlar bugün 6 seviyesine tam 5.99-99 noktasına kadar bir geri çekilme olup buradan bir tepkinin oluştuğunu görüyoruz 3. destek noktasından ve kapanışımız 6.03.84 ile gerçekleşmiş ama 6.04.16 seviyesinin aşağısında bir kapanış yaşanmış durumda. Şayet sabah itibariyle piyasaların açıldığı anlar itibariyle dolar TL kurunun 6.04'ler üzerinde 6.04 ve üzerinde olmayan bir görüntüsüne tanık olur isek Viyop piyasasında da zayıf bir eğilimin söz konusu olabileceğini hesaplara katabiliriz. Yeniden 6 seviyesine doğru bir yaklaşımın yaşanabilme ihtimalini hesaplara katmakta yarar bulunuyor. 6.04 üzerindeki görüntü ise yeniden 6.08 sonrasında 6.13 ve 6.17 seviyelerine doğru hareketliliği beraberinde getirebilir. Diğer yandan arkadaşlar
vade sonuna çok yakın olmamız sebebiyle Cuma günü itibariyle Viyop Mayıs kontratlarındaki işlemler kapanacak. Haziran ayına ilişkin, Haziran vadeye ilişkin de verileri aktarayım size. Haziran vade itibariyle de arkadaşlar 6-11-39 seviyesi en önemli 3. destek konumunda imiş. Bugün gelinen en düşük seviyeye bakalım. Haziran kontratları itibariyle. Evet, 6-11-79 direkt olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi pivot destekleri son derece ciddiyetle hesaplarını doğru bir şekilde yapabilmekte. Şu an itibariyle arkadaşlar kapanışımız 6-15-16 olarak gerçekleşmiş durumda. Pivot seviyesine yakın bir kapanış olmuş Haziran vade itibariyle 6-15-69 üzerine çıkılamadığı takdirde 6-10-68 seviyesi yakından takip edilmeli. Ancak 6-15-69 üzerinde kalındığı takdirde ise 6-19-64 veya 6-20 diyelim, bu seviyenin de aşılması durumunda ise 6-24 seviyesine doğru bir hareketlilik olabilir. Şu anki görüntüler itibariyle veya son günlerdeki görüntüler itibariyle aşağı eğilimin biraz daha ön planda olduğunu hesaba kattığımız zaman destek seviyelerine yakından dikkat etmek gerekiyor. Özetle yarın özellikle Mayıs kontratlarında 6-10 seviyesindeki destek bölgesine yakından dikkat etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Bu seviyenin üzerinde kalınması veya bu seviyeye yönelik geri çekilmelerde tepkilerin oluşması durumunda ise 6-15 seviyesi günün referans seviyesi olarak takip edilebilir. Değerli dostlar, dolar, TL ve Viyop Mayıs ve Haziran kontratlarına ilişkin olarak şu an için söyleyebileceklerim bunlardan ibarettir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selam ve saygılarımla hoşçakalınız.